artık çime girdiysem konuşabilirim. Normalde uzun bir beton yolu koştuktan sonra çimlere bulaştım. Betonda koşmak çok yoruyor beni. O yüzden betonda koşarken daha yavaş koşuyorum. Çime geldiğim zaman daha hızlı koşmaya çalışıyorum. Neden betonda daha yavaş koşuyorum? Ben yakın zamanda bir sakatlık geçirdim dizimden. Yine böyle kurusu çıkmıştım. 8 kilometrenin hatta 8 kilometrenin 4. kilometresinde dizime ağrı girdi ve yürüyemez haldeydim. Eve acı çekerek gitmiştim. Sonra doktora gittim. Ödem olduğu söylendi. Neredeyse 2 haftadır evdeydim, dinleniyordum. Bugün ilk jokumu sizlerle atıyorum. O yüzden betonda daha yavaş koşmaya çalışıyorum. Ama şimdi geldiğim zaman yardır gitsin. Şu an nerede koşuyorum? Şu an Avcı'ya sahilde koşuyorum. Buradan da görüyorsunuz deniz kenarındayım. Rakım sıfırdayım. Maalesef rakım antrenmanları burada yapamıyorum. Çünkü deniz kenarında yaşıyorum. Ama olsun, en azından İstanbul Bilgi gibi bir yerde sahilim var ve sahilimin de çimleri var. Bu harika bir durum. Eğer İstanbul'da koşuyorsanız ve bu işi profesyonel yapıyorsanız orman alanlık bulmak çok zor. Eğer evinizde ormanlık alanları uzaksa daha çok zor. En azından benim evime yakın hem sahil var hem de Atatürk Florya Ormanı var. 25 kilometre uzakta. Arada da olsa oraya gidiyorum. En azından şimdilik sahile ilave ediyorum. Çünkü ayaklarım biraz sakatlıklarım geçsin diye. Çok soğuk ama iyi gelecek inşallah. Doğal buz terapisi arkadaşlar. Yani eğer sahil kenarında yaşıyorsanız koşudan sonra denize ayaklarınızı sokmak en iyi sakatlık tedavisidir. Ben bugüne kadar neden yapmadım hiç bilmiyorum ama şu an bacaklarım çok donuyor, buz kesti hatta. Olsun, dayanacağım.